Kawabanga oyun gezerler. Artık büyük finale zaman geldi. Konuşamadım bile. Peace Walker'ın son bölümüyle artık karşınızdayız. En son olaylar bayağı epikleşmişti. Heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. Sizi çok fazla bekletmeden başlayalım. Aşağı kadar ineceğiz görevi bulmaya. Evet. En son sahte nükleer fırlatma verilerini Washington'a gönderiyordu NORAD'e. Ve biz de Peace Walker'ı durdurmak için Snake, nükleer füze fırlatmasına izin verme. Of, çok ağır olacak. Bakalım. Savaş kıyafetimi giyineyim tabii ki. Bu arada şu kostümün bir tane böyle değişik versiyonu vardı. Alnında bandanası yerine böyle bir cihaz olan. Ama o sanırım daha sonra mı açılıyor nedir? Ben onu açamamışım henüz. Onunla daha iyi, daha çok eşya mı taşıyabiliyorduk? Daha az hasar mı alıyorduk? Neydik? Bu arada 45 kiloluk ağırlığımız var üzerimizde. Bak, bir önceki görevde 0.4 kilogramdı hatırlarsanız. Dolayısıyla taşıdığınız şeyler bayağı bir yükünüzü arttırabiliyor. Hadi bakalım, Nikaragua'da Peace Walker'la son başa baş, dişe diş, göze göz, cana can mücadelemize verelim. Peace Walker. Şu mikrofonu biraz daha yanaştırayım kendime. Tamam. Evet. Peace Walker'ı nükleer füzesini göndermeden önce durdurmalısın dedi abimiz. Direkt kafasına çalışacağım ben. Bak, hala fırlatma modunda. Kendini savunma modu devrede dedi. Fırlatmaya bir dakika. Hadi lan, bırak artık fırlatmayı. Yalnız hiç canını götüremedim ha. Roket fırlatıyor. Tabii ki vuramadı. Hadi artık ya. Niye durduramıyorum ben bu fırlatmayı? Öyle mi yapalım? Şuraya mı? Hayır. 30 saniye fırlatmaya. Şu değil. Bu savunma şeyi. Ama en son daha bir canını götürmemiz gerekiyordu. Bir bar canını. Ve artık savunma moduna geçti. Yüzleş benimle. Ve zıplıyor arkadaşlar, evet. Bu Ağaoğlu projesi gibi şey zıplayabiliyor. Allah, kumandanın pili bitiyor yine. Yine bir MGS 3 finali yaşamayalım burada. Ama bu sefer kablom mablom her şeyim hazırlıklı beyler. Sıkıntı yok. Aa, şu da dünyanın en salak silahı ya. Şey, Shredder'ın şeylerinden atıyor herif yere. Jump engaged. Ve yerde iz bırakmadan yok oluyorlar. Sonra altınızdan çıkıp patlıyorlar. Onlar patlayacak şimdi. Dünyanın en dandik silahı. Bu arada nereye gitti Peace Walker? Şuradan falan mı acaba görünecek? Aha. Roket atıcıyı fırlatıyor. Bunları bu arada bir taramalınız falan varsa havada da vurmanız ihtimal dahilinde. Çok yavaş koşuyorum gerçekten ya. Yalnız daha bir canını götürebildik. Umarım supply markerlarım falan yeterli olacak mı acaba bunlar ya? 10 tane var. Bacağından vurabildim. Suya mı düştü salak? Evet. Müzik çok iyi ya. Aa, fırlatma açısını ayarladı yine. Ha tamam. AI kodu vurduğumuz zaman sanırım daha iyi sonuç alabiliyoruz. St-
Strike MK. Uhuuu. MSF'den de destek alalım. Şu ezme olayını dener umarım ya. Size onu da göstermek istiyorum. Wow. Yüzleş benimle. Buna CQC de yapılmaz ki arkadaş. Havaya ben mayınlar bırakayım bir iki tane. Oo, EM Pulse. Bu çok felaket bir silah. Onu şimdi şarj ediyor gibi bir şey. Bu hava mayınları çok faydalı oluyor böyle bosslara karşı. 4-5 tane yerleştireceğim haritanın değişik noktalarına. Aa, şimdi koşmaya başlayacak ya. Rus! Rus! Hayvan! Delisin, seni çılgın. S-Mines ha, bunlar da çok sinir. Ha, bir aynı şeyi söyleyip duruyor. Launching S-Mines. Heh, tamam, drill missile'ları ata dursan ben de sana şu MSF hava saldırısıyla tanıştırayım seni. Boşuna kurmadık lan biz bu üssü. Now now ne? Ne yapmamı istiyorsun? Oha. Yalnız öleceğim ha. Bir cipsiyim. Hiçbir işe yaramadı. Geliyor. Oh. Bir daha yapacak aynısını. Ya bu kadar çok ekipman taşımamalı mıydım acaba? Of. Nasıl kaçılıyor ki bunun bu saldırı? Şu aralara girmek tek yol. Oraya kadar da çok mesafe var ama hiçbir fırsat. Nükleer fırlatma sekansı. Son strike MK'mı kullanacağım. Strike MK. Tamam. Şimdi hemen eşya da isteyelim. Tamam, güzel, fırlatmayı iptal ettik. Aa, bu çafmış. Nerede benim supply markerım? Now's your chance for what? What are you saying, Kaz? Bak, bayağı yaralandı Peace Walker. Sağ solu paramparça oldu. Güzel. Ama sadece iki tane roket atarım için mermi. Neyse, en azından Carl Gustav ve RPG-7 onlar da bayağı bir zarar veriyor. Şuradan görünene kadar Carl Gustav'ı da dolduralım. Gel güzelim, gel roketime, gel. Oba. Hah, suya girdiğini check off. Şu AI podu vursam sanırım daha fazla hasar verebilirim ya. Evet. O bir nevi headshot oluyor çünkü gördüyseniz ekranda böyle şey vardı. Full içi dolu bir kırmızı nokta çıkıyor. O askerleri vurduğunuzda da öyle bir şey görüyorsunuz kafalarından. Dolayısıyla herhalde en bütün hasarı oradan alıyor. Allah geldi. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Ah, roketimi işte geriye gönderiyor o EM Pulse'la ya. Drill missile. Gönder. Ah, silah bitmiş. Şu EM Pulse bitene kadar ateş etmemin bir anlamı yok. Peace Walker'a. Oradan leg drive yapacak şimdi yine değil mi? Ya yapma be abi, yetişemeyeceğim. Bu tarafta saklanabilir miyim acaba ondan? Oo, işe yaradı. Ama bu EM Pulse'u hala kapatmıyor. Şerefsiz. S-Mines. Oh, yedik kafaya. Burnuma çok güzel portakal kokusu geldi ya. Ha, şimdi flamethrower'ı devreye sokmasın ama. Ha, işte vurulmuyor bu EMP varken ya. Ya da bilmem ne. Ya bu koku ne ya, çok güzel. Drill mis... Ha, kapattı nihayet elektriği. Oradan büyük ihtimal koşacaktır yine üzerime.
Ah yine mi Ian Pulse ya? Edebini takın. Bir supply marker rica edeyim. Oo, nükleer fırlatma sekansını yine devreye soktu. Haha direkt. Sırtında da işte mammal pod var. Yok, reptile pod. Değil mi? Nuclear launch sequence. Boom. Oha. Ha bu da işte en felaket modu. Şaf atmamız lazım. Çünkü bu S-Mine'ları sürekli atıyor. Ayakta yürüyor ya. Gerçi ayakta yürümenin daha ciddisini yakında göreceğiz. Phantom Pain çıkınca da. Oho. Bu Carl Gustav'ın roketleri çok hızlı gidiyor ya, çok iyi. Sanırım iki tane daha çakarsam işini bitirebilirim. Ah, işte o elini tutabiliyorduk havada. Ama o sırada reload yapıyordum. Ay, çok tehlikeli silah. Lazer. Bütün o felaket, kıyamet, roketler patladıktan sonra sessiz sessiz lazeriyle yakmaya çalıştığında... Ah be, yapıyordum az daha. Staminam bitti. Bayıldık lan. Eyvah. 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 Uyan Snake. Uyan. Ah. Ha tamam, şu drill missile'ları atarken. Ne oldu çapı? Ah kaldıramadım. Abi bir roketim var şunun içinde. Ya daha supply marker'la istetebilirim de. Hadi Snake. Ya hayır, olmadı. Oo, bir tane var Rush'ın. Bir dakika, Carl Gustav Oo, hepsini göndermişler. Harika. E tamam artık, yeter. Fazlasıyla ekipmanım var. Hadi şu işi bitirelim. Ya şu elini bir kere tutmak istiyorum bunun da. Lan son canı ne kadar dirençliymiş ya. Heh. Oha, yalnız gider ayak ezdi yani bizi. Ve bitirdim işini. Dırş. Biz buna güzel Türkçemizde dırş diyoruz. Şimdi çeviri moduna sokayım kendimi. Hareket etmeyi durdurdu. Snake, başardın. Fırlatmayı durdurdun. Huey, NORAD ne durumda? İyi değil.
BMUs hedefleri radarda takip etmeye devam ediyor. İşte uydudan gelen ışık yeşil, hala sinyalleri alıyoruz. İşte bilmem ne başkanı NMCC'ye geldi. Sadece hareket sistemini yok ettin. Data uplink'i hala tek parça halinde. 1500 Sovyet ICBM'leri Kuzey Kutbu'nu şu an geçiyor. Hedef bölümleri Amerikan topraklarının batı kısmı. DEFCON 2'ye geçelim. Kendi roketlerimizi fırlatmaya hazır olun. Nasıl durduracağım? Peace Walker kendi kendine karar verebilen bir sistem. Daha önce savaştığın diğer makineden farklı olarak bütün komanda otoriteleri beynin içinde Mammal Pod'da duruyor. Mammal Pod'u durdurmalıyız. İptal kodları bende de yok. Sadece Coldman'da vardı. Snake, Mammal Pod'un içindeki yapay zekayı yok etmelisin. Mammal Pod'u koruyan iç kısım bir bomba şalt işte. Bomba şeyi kadar kuvvetli diyor. Nasıl geçebiliriz? Atom bombası işe yarayabilir. Komik mi olmaya çalışıyorsun? Hayır, söylediğim gibi o zırh bir nükleer savaşa dayanabilecek sertlikte tasarlandı. Başkana ulaşamıyoruz. Karar vermek bize kaldı. Ciddi olamazsın. Bütün insanoğlunu yok edemem asla. Garip çeviriyorum. Bu başkana ait bir karar. Şu an buna vaktimiz yok. Hemen bir karara ihtiyacımız var. Huey, bana telefonda Pentagon'u bağla. Hemen onlara nükleer füzelerin gerçek olmadığını söylemeliyiz. Bir deneyeceğim. Emirleri boş ver. Eğer cehenneme gideceksek o şerefsizleri de yanımızda götürelim. Çarpışmaya 12 dakika efendim. Tanrı bize merhamet etsin. Aman Tanrım, Coldman yanlış tahmin etti. Gerçekten fırlatacaklar. Platform bir sürü hasar aldı. Tek ihtiyacımız olan aslında biraz basınç. Basınç mı? Makineyi gölde batırmaya çalış. O kadar su basıncıyla en ufak çatlak bile iç kısımları su doldurmaya yeter. Yapay AI pod diyor, son derece hassas elektroniklerden oluşuyor. Kısa devre yaptırırsak bozulacaktır. Ağırlığı ne? 500 ton. Hiç şansımız yok. O şeyi yönetemeyiz. Bana hemen Pentagon'u bağlayın. İçeriden savaş başlıkları ayrıldı. Çarpışmaya şu an 11 dakika var. Efendim, biri arıyor. Başkan mı? Hayır efendim. Kim? Söyle çabuk. Efendim, Big Boss olduğunu iddia ediyor. Big Boss mu? Hemen bağlayın. Sayın Başkan, hemen konuya gireceğim. İşte karşı saldırıyı durdurun, hemen. Nedir? Gördüğünüz radar noktaların hepsi sahte. Kimse size roket falan atmadı. Nasıl biliyorsun? Size gelen fırlatma verileri sahteydi. Burada yapılan bir sızmış deneyim parçası. Almamanız gerekiyordu. Şu an var olmayan füzeler görüyorsunuz. Eğer yalan söylüyorsan 10 dakika içinde tost olacağız. Karşılık vermeliyiz yoksa daha fazla Amerika olacak. Deney CIA'nin Orta Amerika bölge şefi tarafından planlanıp yapılmıştı. O zaman onu ver. Üzgünüm ama öldü. İsterseniz adını verebilirim. İşte telefona verdiğin otentikasyon kodundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Gerçekten Big Boss olduğuna dair kanıtın var mı? Tamam. Eğer Big Boss adını biliyorsan, o zaman belki de oradaydın, seremonide. Başkan Johnson'dan bu lakap bana verilirken. Evet, oradaydım. Şu an bu saçmalığa vaktimiz yok. Bir dakika dur. Onu bir duyalım. Ne diyordun? Seremoni sırasında CIA'nin başkanı elimi sıkmaya çalışmıştı. Ben kabul etmemiştim. O odada olan her şey son derece gizlidir. Sadece bir grup kişi anca bilebilirdi. Kandırıyor, inanma. Hayır. Elini sıkmayı neden reddetmiştin? Çünkü ben işte gerçek, ne diyorsan, sadakatimin nereye olduğunu biliyordum. Herkes beni dinleyin. Oradaki Sovyet füzeleri sahte. Ne? Gerçekten ona inanacak mısın? Hayır, gerçekten de bu bir tür komünist oyunu olmalı. Hayır, bu gerçek Big Boss. Bana güvenebilirsiniz. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü ben de o sırada ordunun işte birlik başkanıydım. Ve bu olaylar olurken CIA başkanı tam yanında duruyordum. Her şeyi gördüm. Diyor. Hepimizi kurtardın Big Boss. Alarmı iptal edeceğiz. Teşekkür ederim. Bir daha görüştüğümüzde umarım benim elimi sıkarsın. Ne yapıyorsun? Üzgünüm başkan ama biz fırlatmayı iptal etmiyoruz. Lanet olsun. O işe yaramaz gerizekalılar derken... Dur. Jack.
Kapağı açılıyor. Seni çağırıyor. Memo pod'u yok et ve veriler artık gelmeyi bırakacaktır. Lütfen durdur onu, dedi Strangelove. Olmaz, dedi Snake. Ağlıyordu. Memo pod'u yok edemeyiz, diyordu. Tamam. Bekliyordum Snake. Uzun bir zamandır. Doğumunu, büyümeni ve bugünü bekliyordum. Boss. Şimdi parçaları söyleyeyim. Seni bugün olduğun adam haline getirmemde sadece birbirimizle savaşta yüzleşelim diye seni bugünkü haline getirmedim. Bir askerin yetenekleri düşmanlarını incitmek için kullanılmamalıdır. Peki o halde bir düşman nedir? Kesin bir düşman, zamansız bir düşman diye bir şey var mıdır? Böyle bir şey yok ve hiçbir zamanda olmamış. Bunun sebebi de düşmanlarımızın aynı bizim gibi insanlar olmasıdır. Sadece göreceli olarak düşmanlarımız olabilirler. Dünya bir kez daha tam hale getirilmeli. Filozoflar birleştirilmeli. Ben yeteneklerimi bu amaç uğruna adayacağım. Ve albayın parasıyla bu amacı başarabiliriz. Bir zamanlar kobraları yarattığım gibi onlar benim ailem. Artık çocuk sahibi olamayabilirim ama hala bir ailem var. Şimdi yapay zekayı söküyorum yavaş yavaş. Bu Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, Windows'un eski bir şeyi böyle. İçinde sanırım alfabedeki bütün harfler mi ne var? Böyle text, fontlar falan düzgün çalışıyor mu diye girilen bir test yazısı olması lazım. Shall we walk through the rainy plain of Spain? Saçma sapan tekerlemeler falan söylüyor şu an çünkü. Pi'yi söylüyor mesela. Pi sayısı eşittir 2 nokta bilmem ne. Ve boss'un canına acıma sesleri geliyor sökerken. Yalnız Fox tek gözlü kurtu kovalıyor falana dönüştü. Pi sayısı yaklaşık 3. Burada artık bunu da Metal Gear Solid 2 oynadığımızda biraz daha iyi anlayacaksınız. Burada böyle bir gönderme var. Bunlar bilmiyorum yapımcıların isimleri falan mı? Emin değilim tam o listeye ama. Jack. Ve hoşça kal boss. Böylece Mammal Pod'un içindeki bütün parçaları sökmüş olur. Geçerli veri kısımları 0. İşte durdu. Data göndermesi Mammal Pod'u da es geçiyor. Silahı indir. Kendine gel adamım. Dünyanın kaderi, bütün insanlığın kaderi burada söz konusu. Neden? Anlamıyorum. Cevap ver. Neden olduğunu söyle. Cevap ver. Altı dakika kaldı. Dur. Otorite artık bende ve ben geri fırlatma emrediyorum. Hayır yapma, hepimizin sonu olacak. Kimin umrunda? Burada durup bir köpek gibi ölmeyeceğim. Eğer Ruslar ailemi öldürecekse ve ülkemi yok edecekse ben de onları yanında götüreceğim. Şimdi görüyor musun başkan? İşte bu deterans teorisi tam sadece bir aptalın inanabileceği bir hayal. Neden durmuyor? Bazen vücut beyin hasar gördükten sonra bile yaşamaya devam edebiliyor. Boss'un yapay zekası bunu yapmıyor. Sanırım biraz daha primitif bir şey. Sürüngen beynini, işte memeli beyninin son isteğini üstüne almış gibi görünüyor. Hayır, durdurun. Orada durmayın, durdurun şunu. Vallahi.
Ama o tüfek o bir sonraki görevde devam edecek. İşte bu da şey gibi ya böyle tam böyle ne bileyim müthiş bir şey yaşarken birinizin böyle birinin bir kova buzlu suyu boşunuzdan aşağı dökmesi gibi bir anda bir sonraki görevde devam edip sizin menüleri atıyor tekrar. Aha. Neyse hemen devam edelim. Bakalım Big Boss öfkesiyle olayı durdurabilecek mi? Peace Walker Battle 3. Snake, o verilerin gönderilmesini ip durdurmalıyız. Durdurmalısın. Tabii ki ben. Biz alıştık artık Kazcığım bu duruma. Aha. Merv geri giriş araçları 52 bilmem ne işte neyse. Bir şeyler söylüyor artık. Roketler tespit edildi demek istiyor da. Ne yapıyorduk ya? Sadece vuracak mıyım? Herhangi bir şekilde. Yok vuruyorum parçalanıyor ufak ufak. Hatırlamıyorum burayı çok. Oo bir sıvılar falan filan bir şeyler akıyor üzerinden. Elimizden geldiğince saldıracağız herhalde. Of, kan mı akıyor lan? Paramparça oldu ya. Ne yapacağım? They're about to commence the requested supporting fire. Stay clear. Hadi. They've okayed the request for supporting fire. It should commence in a second now. Aha oldu tamam. Of. Çarpışmaya tahmini süre 200 saniye. 195 saniye. 190. Neyse sayıyor işte.
Evet, yükleme ekranı değişti dikkat ederseniz. Boss. O ses. Ne? Neler oluyor? Bu şarkı. Boss. Bu sen misin? Nasıl? Makinenin içinde bir hayalet mi? Ve Peace Walker Susam Sokağı şarkısı söyleyerek kendini batırıyor. İşte, iletişimi batırmak için bitirmek için kendini batırıyor mu diyor. Bakın. Fonksiyonel işte compensation. Yani insan beyni hasar gördüğünde bazen zamanla iyileşiyor. Beynin başka kısımları hasar gören kısımların yerini alabiliyor. Mammal ve reptile işte insan beyninin değişik bölümleri üzerine şey yapılmıştı. O parçalar birleştirildiklerinde birbirlerini ya compensation işte bir kısım çalışmadığında onu telafi etmek gibi bir şey. Fonksiyonel telafi edebilir hale geldi. Kompense etmek aynen. Ve bütün haritaya barış ikonları dolduruyor. Onun anıları onunla beraber kalmış. Yanıtı bu muydu? Bu şarkı mı? Rasyonel düşünmediği belli. Kafasını kullanmıyor. Kalbini kullanıyor. Kendi için seçtiği kader buydu. Boss'un masumiyeti kanıtlandı. Duyuyor musun Snake? Boss'un şarkısını duyuyor musun? Görmüştün değil mi? Uzaya gittiğinde. Savaşın dışında güzel şeylerin olduğunu. Nihayet anlıyorum. Sonunda silahını yere koyan sen olmuştun. Ve onun yerine şarkı söylemeyi seçtin. Şu an hepsi seni duyabiliyorlar. Duyduklarını biliyorum. Ve işte senin isteklerin kesinlikle yaşamaya devam edecek. İstediğin buydu. O kadar istiyordun ki sahip olduğun her şeyden vazgeçtin bunun için. Ama bunu başaramıyordun. Böyle olmadı mı? Ve hala yapabildiğin tek şey şarkı söylemek. Hiçbir yerde bulunacak barış diye bir şey yok. Dolayısıyla bize kalan tek şey ümit etmek oluyor. Barış dediğimiz illüzyonun var olmasını ümit etmek. Ve Snake bandanasını denize attı bu arada. Birazdan bütün bu olaylardan Snake'in ne anladığını ele alacağız. Yükleme ikonu bakın değişti, barış işareti oldu. Zamanla var olan bütün ordular tamamen dağıtılacaktır. Immanuel Kant, Perpetual Peace bölüm 1.
Bitti. Ama bitti gibi. Daha tam bitmedi. Ama bitti. Hideo Kojima. Evet, böylece arkadaşlar Peace Walker'ı bitirmedik henüz. Ama ana hikaye burada sona erdi. Yani Peace Walker muhabbeti böyle bitiyor. En sonunda işte boss öğreniyoruz ki yani gerçekten barış olsun istemiş işte. Yani Eva'dan duyduğumuz debriefing gayet de doğruymuş. Kadın işte philosopher'ları tekrar birleştirip dünyanın tek parça olmasını istemiş. Uzaya gidip dünyanın tek bir gezegen olduğunu gördükten sonra 3'te dikkat ederseniz hatırlarsanız anlatıyordu işte. Uzaya gittim ve oradan dünyayı gördüğümde sadece tek bir yuvarlaktı diyor. Yani sınırlar yoktu. İşte savaşlar veya insan grupları birbirine düşmüş, değişik dinler, gruplar falan yoktu. Sadece tek bir gezegen vardı diyor. Ve o imajı başarmak için işte bu albayın Philosopher's Legacy mirasını ele geçirmek istiyordu. İşte Amerikan hükümeti onu alırsa belki başarabilir diye ümit edip kendini feda etmişti bu iş için. Şimdi işte nükleer savaş çıkmasın diye aynı düşünüş çizgisiyle devam edip onun zihnini simüle eden yapay zeka yine bu karar verdi. Fakat bu Metal Gear ve tabii ki ortalıkta biraz entrika olması gerekiyor. Dolayısıyla birazdan bu hareketten şimdiden bir şey demeyelim. Ama birazdan Snake bu işten ne anladı? Project Itoh'un anısına diye bir şey yazmışlar. Project Itoh neydi ya? Hatırlıyorum böyle bir şey ama. Bu arada bu oyunun kredi sahnesinde bir yerde şey vardı. Neyse dur. 24 Kasım 74. Amerika ve Sovyetler Birliği SALT 2 şeyini anlaşıyor. Nükleer silahlar azaltılıyor işte. İki tarafta 2400'e düşüyor. Mürvler de 1320'ye düşürülüyor. Japon Başkanı nükleer barış ödülü alıyor. Nikaragua'da FSNL işte Somoza hükümetini düşürüyor sanırım. Kabul görüyor. CIA bilmem ne. Vietnam. İşte Apollo 18 ve Soyuz 19 uzaya çıkıyorlar. Uzayda ilk dostça beraber operasyonlarını yapıyorlar. Sovyet Birliği Afganistan'ı işgal ediyor 79'da. 80'de Huey baba oluyor. Oğlunun adını Hal koyuyor. Gorbaçev Sovyet Birliği'nde güce geliyor. Soğuk Savaş'ta detant bölümü başlıyor. Berlin Duvarı düşüyor 89'da. 94'te Costa Rica hükümeti Panama ordusunu Panama'da ordusunu komple dağıtıyor. Chapter 5 Outer Heaven'da devam edecek dediğine göre daha bitmedi. Daha çok şey olacak. Yalnız ben çok susadım arkadaşlar ya. Susadım vallahi bilmiyorum. Çünkü habire konuşuyorum. Dilimde tüy bitti. Videoyu likelayan videomuz 10 bin like'a ulaşırsa dilimdeki tüyleri göndereceğim size. Ne? Burayı geçemiyor muyuz bilmiyorum. Bir de şu kreditsin sonunda bir tane şey vardı. Hideo Kojima bu hikayede geçen bütün konseptlerle ilgili recommended reading listesi vermiş. Yani okumanızı tavsiye ettiği kitaplar listesi. Hikayeyle ilgili. O görünsün istiyorum aynen. Hani bu konular oyunda geçen bütün temalarla ilgili Kojima'nın esinlendiği kitapların bir listesi var böyle. Birazdan gelecek şu liste gibi böyle bu şu an gördüğünüz level designers kısmı gibi böyle yan yana koyulmuş birkaç satır kitap adı var. Geldiğinde söyleyeceğim size. Orada durdurup onlara bir bakabilirsiniz. Mesela ben hepsini okumadım. Aralarından daha doğrusu hiçbirini Kojima bunu okuyun demiş deyip açıp okuduğum hiçbir tanesi yok. Aralarından daha önce denk gelip okumuş olduklarım vardı. Ama aslında okumak lazım yani. Kojima baba söylüyorsa yapmak lazım. Bu arada lip sync falan demişler de oyunda lip sync yok ki lan. Hiç kimsenin ağzı konuştuğuna göre birkaç saat Snake'in suratı hep böyle duruyor. Konuştuğu sahnelerde de böyle duruyor. Hiçbir şey söylemiyor. Metal Gear! Bu arada oyunda unlock edebileceğimiz daha binlerce şey var. Hiçbirini unlock etmedik. Bak içeri boss'un kelebeği girdi bu arada. Gel. Görsünler. Çıktı ya. Neyse. Bir sürü şey vardı aslında. Mesela bir tane böyle değişik bir silah var. En son unlock ettiğiniz şeylerden bir tanesi. Kullanmak için iki kişi olmanız gerekiyor. Böyle iki kişi
Ghostbusters'daki gibi elektrik şeylerini birbirine denk getiriyorsun. Sonra biri düğmeye basıyor, patlıyor orası falan. Öyle garip garip silahlar var. Acayip değişik şeyler var. Size tavsiyem, bu oyunu alın iki kişi. Biri PSP'de de alabilir, sorun değil. Ya bu oyunu oynayacaksanız mutlaka birkaç arkadaşınız da olsun. Çünkü çok eğlenceli oluyor o şekilde. Ve dediğim gibi hatta oyunun bir sürü kullanamayacağınız, tek kişiseniz tadına bakamayacağınız bir sürü boyutu var işin. Ve birkaç asker beraber böyle MSF kafasında bir yerlere sızmak çok keyifli oluyor. Ha bu arada Vocaloid var. Bakın şu Metal Gear'ı, bu oyunda Vocaloid teknolojisi kullanılmış. Metal Gear'ınıza böyle istediğiniz şarkıları, sözleri falan filan söyletebiliyorsunuz. Artık daha ne diyeyim? Ne diyeyim? Acayip detaylı bir Vocaloid editörü var içinde. Ben hiç bulaşmadım bile. Çünkü acayip karışıktı. Ama baya böyle ortalıkta ne bileyim oyun gezer oyun gezer falan diyerek ateş eden bir robot yapabiliyorsunuz yani isterseniz. Yoshinkawa ve Ashley Wood'a zaten hani saygılar. Hakikaten birbirinden usta iki tane herif. Birbirinden çok farklıdır tarzları ama yani ikisine de en sevdiğim çizerlerden. Başka ne var? Birkaç tane de bütün senaryo bittikten sonra size böyle oyundaki absürt garip grup görevleri birer tane böyle gösteren 10 dakikalık falan bir video yapayım diyorum. Hani Peace Walker'ın bonus operasyonları falan filan gibi. Öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü komik görevler var arada yani. Hayalet avladığımız bir görev var. Balon vurduğumuz bir görev var. Dinozorlarla savaştığımız görevler var. Puzzle'la sahilde date yaptığımız. Karıştırmayayım onları. Aynen. Yani oyunu alıp bakın. Paz var. Kazla Snake'in böyle date yaptığı bir görev var mesela yani. Çok ciddiyim bu arada. Bu arada o görevleri hala çözemedim neden varlar. Kojima'nın da bu konuda hiçbir yorumu olmadı. Ama herif koymuş oyuna yani. Ground Zeroes konusunda bu arada birkaç kanala gelen soruları cevap vereyim hazır fırsat varken. Öncelikle şu şey olayını hatırlatayım. Konami sürekli bütün videolarımızı indirmek için gece gündüz uğraşıyor. Onları bu seriyi, bu Peace Walker'ı bitirdikten sonra artık onlar hani videolar riske girmesin, siz de takip edebilmeye devam edebilin diye artık başka bir mecradan upload etmeye devam edeceğiz. Büyük ihtimal YouTube yani olmayacak. Canlı yayın gibi bir şey düşünüyoruz. Onları haber vereceğiz zamanı geldiğinde. Şu anda biz de tam kesinleştirmiş değiliz. Sayfayı paylaşıp henüz takip etmiyorsanız takipleyip videoyu likelamanız o Konami'nin itirazlarının düşmesine yardımcı olabiliyor. Kanalın YouTube'daki standingini yükseltiyor. Dolayısıyla hani bak Assassin's Creed 2 ekibinden de birkaç kişi çalışmış. O saman balyası falan bir şeyler var. Dolayısıyla hani yardımcı olursanız beraber bu işi yapabiliriz. Birkaç soru vardı işte Ground Zeroes'u oynayacak mısın? Evet Ground Zeroes'u bu diğer mecraya upload etmemiz mümkün. Zaten tek bir videoda bitirilebilecek bir oyun. Bak oyunda kullanılan fontların falan copyright'ları var. Şunlar kitaplar şunlar. Şurada listesi geçen filmler, kitaplar biraz önce bak hala geçiyor. Evet, Revengeance'ı soranlar var. Onu da oynamak istiyorum vakit kalırsa eğer... Ya şu an tabii Peace Walker ve Ground Zeroes'dan sonra... Hatta Ground Zeroes'u bile yani bilmiyorum yaparım herhalde. Peace Walker ve Ground Zeroes'dan sonra hani Phantom Pain'e geçeceğiz. Çünkü geri kalan oyunlar Solid Snake'in hikayesi ve böyle serinin gelecekte geçen oyunlarıyla alakalı. Dolayısıyla şimdilik biz Big Boss'un kısmına odaklanalım. Phantom Pain çıktığı zaman zaten ortalık birbirine karışacak. Biz de o karışıklığın ön saflarında yer almak istiyoruz. Ömer abinizle umarım Enis de aramıza katılır. Böyle Phantom Pain'in her şeyini size canlı yayında hiçbir parçasını atlamadan arka plan hikayeleri, fan teorileri, komplolar, işte hikayenin çözülemeyen kısımları olursa onları açıklayıcı falan videolarla devam etmek istiyoruz. Onun dışında ben Ömer'in üstüne her fırsatta saldırıp Ömer'i delirtmek istiyorum. Şimdi şu sondaki telefon konuşmasını bir çevirelim. Bakalım ne konuşulacak. Snake, hala orada mısın? Hadi, artık geri dönelim. Ben geri dönmüyorum. Ha? Ben bıraktım. Snake, artık gerçeği aramayı bıraktım. Ne demek istiyorsun Snake? Yanılmışım. Hadi boss, herkes seni bekliyor. Bana ihanet etti Kaz.
O ne? Sonuçta silahını yere koydu. Ve silahını bıraktığında o ana kadarki bütün hayatını inkar etmiş oldu. Ben dahil. Ne demek istiyorsun? Hayatından vazgeçerek bir asker olarak sahip olduğu her şeyi bırakmış oldu. Ve sen buna ihanet olarak mı görüyorsun? Ben boss'la aynı hataları yapmayacağım. Benim geleceğim farklı olacak. O halde, evet, doğru. Bundan sonra bana Big Boss diyebilirsiniz. Ve böylece Snake bandanasını çıkarıp attı. Snake'in düşüşünün başlangıcı. Ömer Snake'in düşüşünün başlangıcı dedi. Evet, artık yalnız hikaye dediğim gibi burada bitmedi. Oyunun ikinci bir gizli sonu var. Ve bunu oyunu oynayanların bir bölümü bilmiyor. Oyun böyle çıktı, herkes bitirdi. İlginçmiş falan filan. Sonra bir ortaya çıktı ki oyun daha bitmiyor. Şimdi olaylar şöyle devam ediyor. Birkaç tane görev var, onları hızlıca yapalım. Bu hatırlarsanız Galvez vardı. Zadornov, Vladimir Zadornov, KGB ajanı. Bu sahte profesör. Onu... Bir saniye, tamam. Onu hücrede tutuyorduk Mother Base'de. Fakat bir de bir anda bir görev açılıyor ki Zadornov kaçmış. Bunu da bütün extra ops'ları bitirdiğinizde görüyorsunuz. Zadornov kaçmış ve Zadornov'u aramamız lazım. Snake, Zadornov tuttuğumuz yerden kaçtı. Onu bul. Şimdi Zadornov birkaç kere kaçıyor. Bunların hepsini tek tek izletmeyeceğim. Bir tane görevi yapalım. Aa, bu arada ekipmanımı ayarlamadım ya. Peace Walker'la savaştığım zırhı giyerek gideceğim. Neyse artık, ne yapalım. Bakalım. Kim bilir nerede bu arada bu herif ha. Fulton'un bile varmış, tamam. Zadornov'u bulup Fulton'la geri getirmemiz lazım da bütün bu bölgede arayacağız herifi. Nasıl olacak bu iş ya? Ne? Geçeyim mi bunu? Aynen ya, buraları ya arkadaşlar, harbiden buraya geçelim, çok uzun sürecek ama yani eğer işte PSP'de falan oynuyorsanız gayet eğlenceli, bol bol vaktinizi alacak. Çünkü özellikle bu görevleri yapacaksanız tek bir şey söyleyeyim, termal gözlük falan kullanmadan yapın. Radar madar, çünkü Zadornov çok güzel saklanıyor bu görevlerde ve onu bulmaya çalışması bayağı bir keyifli. Hani ciddiyim. Tamam, neyse. Ben şimdi buradan çıkayım. Ya kısacası Zadornov böyle görevlerde bir yerlerde yatmış falan şekilde buluyorsunuz. Her seferinde fulltonluyorsunuz. Sonra bir daha kaçıyor. Sonra bir daha kaçıyor. Üçüncü kez sanırım kaçtıktan sonra, bakın 1, 2, 3, 4 kere, 5 kere, 6, oha çok kaçmış. En sonunda Zadornov'u buluyorsunuz ve olay şuraya bağlıyor. Görelim mi? Snake, Zadornov kaçtı yine. Bulman lazım. Oho aga, bu arada acayip susadım ya. Şuradan bir Tiger Stripe'ı giyeyim. Survival. Survival. Bir dakika. Ha, radar lazım olur. Ya şu gece görüşü gözlüğümüz yok mu bizim ya? Night Vision var. Binoculars var. Şey yok. Ha, burada öyle miydi? Yo, bak Miner's Residence. Neyse artık. Ya olsun, sonuncuyu da yapalım. Üste bulma zaten çok kolay, onu biliyorum nasıl yapıldığını. Vallahi bir kez daha, bu tek bir harita zaten ya, burada yaparız. Bring him back to the west. Ha tamam, bu night vision'mış ya. Termal yok demek ki bu oyunda belki de. Standing on the edge. Bak bir cardboard box var burada. Ne arıyor bu burada? Bunun içinde misin Zadornov? Yokmuş. Bakın böyle design dokümanları var işte bu ekstra görevlerde. Stun box'un tasarım belgelerini bulduk. Bu arada yanılmışım. Başından beri objeleri gösteren şey bu night vision'mış. Termal değilmiş. Evet, evet.
Nerede bu adam ya? Standing on the edge of a crater, looking out to the sea. Gladiators. Bu adam nerede ya? Burada da değil. Zadornovcuğum neredesin? Söz bir şey yapmayacağım bulunca bak. Çık ortaya hadi. Tamam bir askeri. Burada öldürüyorum çünkü artık hızlı bitsin istiyorum. Çok da vakit kaybetmeyelim. Oo yakalandık. Bu arada Night Vision'ın da şarjı bitti. Ha Zadorno çıktı ortaya. Herif yalnız hala orada oturuyor ya. Zadorn, ne yapıyorsun? Şu herifi... Oo bir dakika. Ölmek üzereyim. Ya Snake Lokon yapar mısın lütfen? Oho arkadaş ya. Oha herifler geçemeyeceğim yere gittiler ya. Böyle hile olamaz. Tamam artık ne yapacağımı biliyorum. Gelin lan yakına. Next. Herifler halen geliyorlar. Soliton radar işe yaramıyordu. Yapma diyordu askerler. Dövme bizi diyordu. Ağlıyorlardı. Boom. Neyse sonuçta Zadorno'yu buluyorsunuz. Fulton'u beynine önce CQC ile ağzını yüzünü kırıyorsunuz. You're pretty good. Duymak isteyeceğin bir şey söyleyeceğim sana diyor. İnsanlar diyor ki ortalıkta sana istediğini veren bir hayvan varmış. Onunla nasıl konuşacağını bilirsen. Neyse nefes alamıyorum. Al işte sana geri zekalı herif. Bir de elektroşok vereceğim dayanamıyorum ya. Şerefsiz herif. Neyse bunu kaçırıyorum tekrar. İşte bunu bir kez daha böyle gönderiyorsunuz üste. Üzerinden mermi çıkıyor. Ve çıkış noktasına gidiyorsunuz. Sizi buradan Snake kendi fultonunu takarak bölgeden uzaklaşıyor Mother Base'e. Zadornov böyle 6 görev boyunca kaçıyor. Her birinde buluyorsunuz. Çok ilginç yerlere saklandığı oluyor. Bu yine en kolaylarından. O devasa orman bölgelerinde bulduğunuz görevler çok zor olabiliyor. Neyse Zadornov'u her seferinde bulduktan sonra böyle C notunuzu da alıp Kaz, Zadornov'u buldum. Güzel iş. Nasıl biliyordum yapacağını. Nasıl bu kadar salak olabildim? Buymuş yani. Az daha düşüyordum arkaya. Tamam. Şimdi asıl olaya geleyim. Zadorno 6 kere ortalıktan kaybolduktan sonra son savaş. Arkadaşlar. Son defa göreve başlıyoruz ve bakınız ne oluyor. Umarım kaçırmamışımdır bir şeyi. Oo bir saniye. Çok yanlış yaptım. Buradaki cutscene'i size göstermemiş oldum. Bu sonuncu Zadornov'u kaçtıktan sonra şöyle bir şey. Abi oho. Buraları keseyim ya. Şimdi Zadornov en son... Yok bir dakika. 3, 2, 1. Tamam olaylar şu şekilde gelişiyor. Zadornov son kez bir kez daha kaçıyor tamam mı? Ve bu sefer onu bulmak üzere bir görev ortaya çıkmıyor. Kaz diyor ki Snake Zadornov bu bölgede bir yerlerde. Tamam mı? Ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve diyor ki şey yapmamız lazım. Bütün bölgeyi aramamız lazım. Ve çıkıyorsunuz gerçekten bütün bölgeyi deli gibi arıyorsunuz.
En sonunda Zadornov, Mother Base'in içinde bir tane target practice görevi var. Böyle hedefleri vurabiliyorsunuz. Orada üst kata çıktığınızda orada saklanırken buluyorsunuz. Ve şu video oynuyor. İzletelim. Snake Zadornov'u buluyor. Ve şu oluyor. 3 nokta. Ya da 2 nokta. Üst üste. Big Boss. Big Boss. Ve vurmak zorunda kaldık herifi. Benim işim tamamlandı. Neden bahsediyorsun? Barış'ın V'si işte. Victory'nin V'si. Roket Barış'ı. Dedi ve elini fırlattı herif üzerimize. Dikkat etseniz bu Phantom Pain'deki ele bayağı benzeyen bir el. Ve Zadornov Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mother Base'in içindeyiz şu anda. Kaz, Zadornov'u buldum. Öldürmek zorunda kaldım. Ha. Kaçağımızın sonu bu oldu demek. Burada doğru olmayan bir şey var. Sanırım bir arkadaşı vardı. Abi kahramansın. MSF'in içinde biri mi? Ha? Neler oluyor? Metal Gear Zeke hareket ediyor. Ne? İçinde biri var, görebiliyorum. Snake hemen buraya çık. Evet, psych metremi doldurdu Ömer. Uf. Neler dönüyor acaba? Metal Gear Zeke'in içinde kim var? Hemen çıksın ortaya. Zeke benim oğlum, oynatmam istersem ya. Allah Allah. Ve arkadaşlar geldi. Yeşil sarı boyadığımız. Düşük çözünürlüklü texture'lı Metal Gear Zeke'imiz. Yeterince vaktini aldı Big Boss. Paz. Oradan birinin canını yakacaksın. İn oradan. Belki de birinin canını yakmak istiyorum. Ne oldu? Kendinde davranmıyor. Aa, kendimdeyim. Gerçek benliğim. Böyle işte, ben gerçek kişiliğim bu diyor. Metal Gear Zeke, General Purpose Bipedal War Machine. Manned. Kaz, şu şeyi kapat. Kapatamıyorum, kontroller cevap vermiyor. O zaman nasıl hareket ediyor? Birkaç modifikasyon yaptım. Bu makinenin bir insan pilota ihtiyacı vardı. Modifikasyon mu? Paz, sen ne? Hiçbir zaman makinelere ilgi duyacağımı düşünmezdin ha? O halde Zadornov'un kaçışı bizi dikkatimizi dağıtmak için mi? Paz, ne yapıyorsun? Geri alıyorum. Geri mi alıyorsun? Nereye? Liderlerimize. Cypher'a. Cypher mı? Kamera açıları. Bu silah Cypher'ın yarattığı bir şey. Kaz, in oradan. Kaz, in oradan. Bana öyle deme. Benim adım Pacifica Ocean. Sen de mi Paz? Sen de mi? Adım, yaşım, görevim. Hepsini Cypher bana verdi. Bütün hayatımın tek bir amacı vardı. Cypher'ın planını gerçekleştirmek. Bu iğrenç tütün. Bu melek, barış meleği saçmalığı. Bütün bu genç yaş çocuk saçmalığı. Hepsine doydum. Bana böyle deme. Bu isim kusmak istiyorum diyor Paz'ı duydukça. Her şey tam planladığımız gibi gidiyordu. Artık gerçek Peace Walker projesi nihayet hedefine ulaşabilir. Gerçek proje mi? Neler dönüyor? Bir zamanlar The Boss adında bir kahramanı idealize eden iki genç adam varmış. Bir gün bir tanesi orijin noktasını, Cypher'ı kaybetti. Anne gibi olan aralarında diyor ona. Acılarıyla başa çıkamayıp ikisi de kahramanın iradesini devam ettirmek istedi. Ama ne demek istedi? Kahraman ne istediğine karar veremediler. En sonunda düşman haline geldiler. Ve ikisinin ortaya çıktığı sıfırdan ikiye bölündüler diyor. Ve sen yolun başından beri yanlış yoldaydın. Senin için işin sonunda diyor mutlu bir son yok. Ancak
Cypher'ın şeyine emrine itaat edersen. İşte şey olmayan. Aman. Sınırları olmayan bir ordu nereye aittir? Sınırları olmayan bir dünyaya. Soğuk savaş sona ermek üzere. Elektronik işte bir aklın zamanı geldi. NSA, CSA, NRO, DIA ve diğerleri. İşte bu bilgi toplama şeyleri, kuruluşları aralarında diyor sürekli çatışıyorlar. Cypher bütün bilgiyi toplayacak, bütün dünyayı izleyecek ve herkesi yön verecektir diyor. Hiçbiri de bunun farkına varmayacak. Karşı çıkacak kimse kalmayacak. İlk defa dünyada tek bir irade hakim olacak her şeye. Bu yeni düzende sen ve senin ordun düzeni koruyacak ordu olacaksınız. Sen Cypher'ın tehdidi olacaksın. Karizman ve askeri kuvvetinle dünyanın önüne bir perde çekeceksin. Teklifimizi kabul edersen MSF ve Zeke'in kontrolünü elinde tutmana izin vereceğim. Bu bir teklif mi? Boss silahını yere atmıştı. Ve bununla beraber hayatının amacını. Sen, onun öğrencisi, hiçbir zaman bunu yapamamıştın. Pes etmekten çok korkuyorsun. Ben savaşmak için yapıldım. Ben bir silahım. Ben silahın kendisiyim. Öyle mi? O halde buna ne diyorsun? Bu da bir tür silah değil mi? Yalancının tekisin. Kabul et. Bu şey bir canavar. Senin kendi korkunun bir ürünü. Ama Cypher öyle değil. Cypher başka bir şey düşündü. Cypher silahları kontrol edecek. Kontrol mü edecek? Evet, korkutmak değil, kontrol. Barış illüzyonunu korumanın en iyi yolu. Gücü mü kontrol edecek, etmek istiyorsun? Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. O halde işim bitti. Oynadığın için teşekkürler. Bir sonraki sefer iyi şanslar diliyorum. Teklifimiz reddedildi. O halde şimdi ultimatum. Zeke zaten çoktan nükleer saldırı modunda. Yaptığın silahı alıp Amerika'nın doğu eyaletine nükleer bir füze atacağım. Sen delirmişsin, neyin peşindesin? Ama dur. Daha işte son ödülün var. Dünyaya sizin gibi sınırları olmayan bir ordunun ne kadar tehlikeli olabileceğini göstereceğim. Sen ve adamlarınız dünyada her yerde terörist olarak ilan edilip dünya üzerinden silineceksiniz. Kahramanlar yerine bolca silahlanmış ekstremist bir kült olarak görüneceksiniz. Nükleer silahlarınız da olduğunu görünce yeni bir dünya düzenine yol açacaksınız. Ekstremist kültlerden korkan bir dünyada ortaya çıkardığım resim hoşuna gidiyor mu Big Boss? Her şeyin sonuna geldiğimizde barış bir fantaziden başka bir şey değil. Bir oyun. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Tek yapabileceğin şey savaşmak. Durdurabilirsen beni durdur. Barış işareti Victory'nin V'si. O halde barış de. O kokpitin içi suyla doluyor. Böylece Metal Gear dışarıdan şok yediğinde şoförü şey yapmamış oluyor. Sağdan sola çarpılmamış oluyor. Suyun içinde yüzebiliyor. Oksijen maskesi taktı işte. Ve şimdi o görevi hemen yapalım. Zeke ile kapışacağız. Metarugia Zeke. Aman yarabbi. Amanin. Oyunun son görevi bu. Nükleer füze fırlatacak. Snake, onu durdurmalıyız ne gerekirse. Emirlerini bekliyoruz. Durdurabilirsen beni durdur. Tabii ki durdurabilirim. Burada arkada çalan müzik Peace Walker'ın ilk promosyon fragmanlarından birinde çalıyordu işte. Koino Yokishi Yoroku mudur nedir? Saçma sapan bir anime şarkısı böyle gibi. Bak hala paz diyorlar ya. Ve böylece kendi yaptığımız Metal Gear'a karşı savaşmak zorunda kalmış oluyoruz. Bu noktaya kadar oyunda Metal Gear'ı ne kadar iyi yaparsanız o kadar iyi savaşıyor size karşı. Mesela jet motorlarını taktıysanız çok daha iyi oradan oraya zıplıyor falan. Railgun'ı taktıysanız işte demin yaptığı gibi üzerinize railgun'la ateş ediyor. Watashi wa. Şu işi tamamlama zamanı.
Yakında cehennemin gerçek yüzünü göreceksin. Da bir kere bile vurabilirsen beni belki bir gün görürüz. Mini etek ve çorap giyip saçımı pembeye boyayasım geliyor bu müziği duydukça. Çok ciddi bir oyun. Nükleer deterans, soğuk savaş falan. Kainaya yakiraşı. Şimdi birazdan pandalar falan ortaya çıkarsa şaşırmayın. Hep aynı lafı niye söylüyorsun Kaz ya? Paz. Kaz, paz. Anime. Metal Gear. Boss. Felsefecilerin mirası. İşte Metal Gear böyle bir seri. O zıplar oradan ya kesin, aynen. Damn you snake! What are you doing? Aynen Susam Sokağı şarkıları. Hepsi iyi değildi ki. İçinden kelebekler çıkıp kendini batıran bir yapay zeka. Kimse anlamıyor ki zaten. Hideo Kojima evinde maddeler kullanıp bu hikayeleri yazıyor. Bu arada burası... Keşke işte şu görev Mother Base'de böyle fiziksel olarak bulunabildiğimiz tek görevdi. Hep isterdim ki birisi şu oyunu hackleyse de şuralarda gezebilsek. Nihayet Kojima kendisi... Ooo, roketimden sağlam kaçtı. Hadi dur şu markerın üzerinde ya. Tutamıyor muyuz? Lan Peace Walker'ın ayağını tutma olayını bir türlü beceremedim, ona üzülüyorum ya. Ölmeyeceğim, hayır, ölmeyeceğim. Sen öl. Hadi şu markerın üzerine bas ya. Şu kapakları açıp bize üstten destek, işte cover mover oluşturmaya çalışıyorlar bir yandan. Şu işimizi görür mü acaba? Yok. Vura vura bizi vurdular. Mother Base de roketlere iyi dayanıyormuş ha. Tortilla chips. Ben bir supply marker rica edeyim. Bak şimdi bu görevde bu supply marker'ın 2 saniyede buraya gelmesi çok mantıklı. Çünkü sonuçta kendi üstümüzdeyiz. Çat çat şunları alalım, çat. Oo. Tamam, cipsim var. Daha bu silah mermi gelmemiş. Of ya. Hadi bakalım, hala bekliyoruz şu True Hell'ı görmek için. Burası Hell değil yavrum, burası Outer Heaven. Sen çok yanlış gelmişsin birader. Of. Ölmeyeceğim. O ölecek. Oh. Ya bu kadar bu Metal Gear'a böyle animasyonlar falan yaptılarsa keşke bu oyuna bir tane de o Metal Gear'ı kullanma görevi koysalardı ya. Sonuçta Metal Gear bizim değil mi? Aha bak, tuttum ayağını. Basıp çekiyorsunuz burada.
Ve Snake ne kadar epik ve güçlü bir kahraman olduğunu böylece bütün dünyaya kanıtlamış oldu. İşte bu be, impossible tabii ki. Ama adam bunu yapabiliyor. Grey Fox'tan daha güçlü yani Snake, bu mu demek? Çünkü Grey Fox mesela ayı o da tutabilmişti gerçi. Suçlayacak kendin dışında kimse yok falan deyip duruyor. Ya şu Carl Gustav'ın hızına bitiyorum ya. Mermi gibi giden roket yemiyor. Ki gerçekte de roket atar böyle gider. Bu video oyunlarında roket atarların böyle bış diye gitmesi tamamen saçmalıkmış. Bunu da yeni öğrendim. Meğer roket dediğin roket gibi uçan bir şeymiş yani. Bak o railgun bana gelmesin. Yemin ediyorum bozuşuruz. Pas. Hemen supply marker istiyorum çünkü bütün rationlarım falan bitti. Barışa ihtiyacımız yok. Oo, bitti bitti bitti, her şey bitti. Ve öldük mü? Aaaa! Hemen bir flashback ile geri dönüyoruz. Peace Walker çok kolay. Gözüm bağlar geçerim. Bakmadan geçelim. Ezberledim bile. Yok ya, bu arada seni görmüyor galiba şu an. Ya yok abi, yok böyle bir şey. Öl ulan öl gerizekalı. İşte bu. İşte bu. Sabri. Sabri. Oh be. Kobe. Ve böylece bu aptal dövüşü de bitirmiş olduk. Ay Allah'ım ya. Dövüş aptal. Yani sinir stres katsayı seviyem böyle katsayı seviyem. Evet bravo. Ve dil bilgisi. Neyse. İşe yaramıyor. Zeke kontrolümden çıktı. İş burada bitiyormuş. Beni dinle Big Boss. Orduna ihtiyaç oldukça dünya asla gerçek barışı bilmeyecektir. Senin gördüğün barış ancak geçici olacak. Seni kullanacaklar ve en sonunda da topluma bir kansermiş gibi atacaklar. Seçtiğin yol bu oldu. Ve Zeke patlayarak Paz okyanusa düştü arkadaşlar. Tabii ki Metal Gear'da açık açık böyle geberdiği görülmeyen her karakter mutlaka yaşıyor demektir. Bu arada Snake bandanasını atmamış mıydı denize, niye şu an? Paz. Yoksa yok mu orada bir şey? Paz. Vallahi tam cinnetlikti ya. Ay. Ve S rank aldım. Nasıl oldu bu? O küçük kızın bize karşı çalıştı, savaştığını kim anlayabilirdi ki? Herkesi kandırmıştı, ben dahil. Hiçbir şey anlamadığıma inanamıyorum. Snake, geçmişe dair kendine kızmanın anlamı yok. Ama hey, belki böyle bir şey bir daha olursa diye Zeke karşı biraz idman yapsan iyi olur diyor. Her durumda ben gidip bir Dr. Strange'le abla konuşmalıyım. Zeke hala hazır değil. Dedi ve kayboldu. Şimdi işte son bir böyle şeyimiz var. Mother Base'de her şeyin nasıl devam ettiğine dair. Nasıl gidiyor? Zeke nasıl, ne durumda? Yapay zekanın işte yükseklik kontrolünün bir backup'ı vardı. Dolayısıyla yürüyebileceğini düşünüyorum. Öyle mi? İyi. Onun dışında yaratıcısına kalmış. Dur. Daha yakına gelmeyin doktor. Sana sormak istediğim bir şey vardı. Benden iğreniyor musun? Doktor, bana çıkma mı teklif ediyorsunuz? Hayır, hayır. Öyle değil. Öyle mi? Ah, üzüldüm. Çünkü daha yakın zamanda başkası tarafından kalbim kırılmıştı.
Ben kendi ayakları üzerinde şey yapabiliyor. Eğer isterseniz gelin benimle biraz yürüyelim. Bakalım kim bilir nasıl şeyler diyor. Mucizeler olabilir. Sonuçta aşkın gözü kördür. İstediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Ben sizi bekliyor olacağım diyor. Ve böylece Huey de Strange Love'la aşkı bulmuş oldu. Yürü be Huey, seni seviyorum ama senin Strange Love'ı sevdiğin şekilde değil. Bu sırada Mother Base'in çatısında. Aman ya Rabbi. Snake. Neler dönüyor burada? Snake dedi ve böyle bir yükleme ekranında niye girdik? Hah, tamam. Zadornov'un elini artık çakmak olarak kullanmaya başlamış. Artık tam bir ordu lideri oldu. Paz'ın sonuçta bahsettiği isim. Cypher. Bu bir kod. Boş anlamına geliyor. Aynı zamanda şey anlamına geliyor. Zero. Sıfır. Elektronik kodlara bağlı bir elektronik zeka. Ve hepsinin merkezinde bir sıfır. Kaz. Bak boss. Sana bir özür borçluyum. Beni bir dinle, tamam mı? Tabii. Ben Paz ve profesörün gerçekte kim olduklarını başından beri biliyordum. Kaz, onları kullandım. Ta o zaman onları Kolombiya'ya getiren de sendin, öyle mi? Suçumu kabul ediyorum. Paz sadece CIA ajanı değildi. KGB için de çalışıyordu. Ve bu Cypher grubu için. Başka bir deyişle üçlü bir ajandı. Bütün bunları biliyor muydun? Dur, bitirmeme izin ver. Dinle. MSF onlar olmadan asla bu kadar büyüyemeyecekti. Bu paralı asker işi, kurduğumuz bu yeni iş, dünya ekonomisinde bir gün büyük bir güç olacak. Başından beri amacın bu muydu? Soğuk savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Yakında başka bir bölgesel çatışma ve terörizme yol açacak. Counter komünizm karşıtlığından terörizm karşıtlığına dönüşecek. Yeni çağda ordular artık ülkelere değil bağlı olmayacak. Savaş bir iş haline gelecek. Ve biz de kıymetli bir değer haline geleceğiz. Dünyanın her yerinde hizmetlerimize ihtiyaç duyan müşterimiz olacak. MSF bu işin sadece başı. Burada yarattığımız şey kendi içinde bir devrim. Haksız mıyım? Kaz, işler bu kadar basit olmayacak. Ne demek istiyorsun? Bu Peace Walker işi tarihe izimizi bıraktı, eski düzene. Kendimizi radara çıkardık. Bütün doğudaki ve batıdaki bütün bilgi grupları bizim peşimizde. Bütün dünya artık büyük ihtimalle bizi biliyor. O Cypher da dahil. Kendimizi zamanın önemli işlerine bulaşmış halde bulduk ve Soğuk Savaş'ın deterans sisteminin içinin orada bulduk. Bir bayrağımız yok. Uluslararası çatışmalarda taraf tutmamamız gerekiyordu ama tuttuk. Demek istediğini anlıyorum. Peki şimdi bize ne olacak? Kovalanacağız. Herkes bizim varlığımızdan memnun olmayacak ha? Aynen öyle. Global düzeyde güç dengelerini bozduk. Ve bu insanlar bizim sınırlarımız olmayan ordumuzun hiç var olmamasını mı tercih eder? Yakında kapıyı çalmaya başlayacaklar. Artık geriye dönüş yok. Eski deterans sisteminin içinde olayı bozan bir parçayız. Zamanlar değişmeyi reddettiği sürece ortalık bayağı karışacak. Peki kiminle savaşacağız? Kuruluşla. Eski düzeni geri getirmek isteyen herkes. İşimizi bitirmek isteyen herkesle. Hangi düzen? Bizi kovalayan tek bir ülke veya ideoloji olmayacaktır. O zaman kim? En büyük düşmanla savaşıyor olacağız. Dönemin kendisiyle. 10 yıl önce dönemin kanunları boss'u reddetti ve onu öldürdü.
Ve şimdi test edilenler bizleriz. Zamanlar bizi silecek mi? Yoksa bizim lehimize mi çalışacak? Yalnız bir savaş olacak. Kötülük veya iyilik değil. Kaybedenler veya kazananlar olmayacak. İşler beklemek zorunda. Şimdi sormamız gereken soru şu. 21. yüzyılı görebilecek kadar uzun süre ayakta kalabilecek miyiz? Ben seninleyim boss. Beraber bu iş nasıl sonlanacak beraber göreceğiz. Av başladı Kaz. Ve bütün dünya bizim peşimizde. Adamları topla. Big Boss böyle bir adam. Şimdi son ha bu deminki tarihçenin aynısı aslında. Ama bir kez daha izledim çünkü sonucunda önemli. Bir de birkaçını çevirememiştim. Nikaragua'daki işte o FSLens, Amanda ve adamları yani Anti Somoza hükümetinden bilmem ne işte yani resmi olarak kabul ediliyorlar. Costa Rica'nın eski başkanı CIA ile anlaşma yaptığını kabul ediyor. Somoza yükselişi oluyor. Nikaragua devrimi. İşte Somoza bir sonraki yıl öldürülüyor. Doktor Emerick şey yapılıyor işte. Baba oluyor demiştik. Birleşik Milletler Costa Rica'da Barış Üniversitesi'ni kuruyor. Costa Rica'da kalıcı nötralize şey silahsızlanma oluyor. Berlin duvarı düşüyor. Bir sonraki yıl Almanya tekrar şey yapıyor. Ha, 95'te Big Boss Outer Heaven ayaklanmasını başlatıyor. Şimdi 2005'te Miller evinde bilinmeyen bir kişi tarafından öldürülmüş bulunuyor. Biz tabii o hikayeyi dinledik daha önce. Bakalım şu son credits konuşması olacak mı? Ya of, bunu bir kez daha neden izletiyorlar? Bunu geçebiliyor muyum? Start falan hiçbir işe yaramıyor. Ben bu sahneyi keseyim arkadaşlar sonuna kadar. Of, ne editletti bir arkadaş ya. Bitti. Walker yani 4'ten sonraki bir nevi 5 gibi ama aslında şimdi 5 yeni gelen ama 4.5 aynı. Ne? Aynen. Evet evet.
Evet, son ekran, son konuşma bu. Big Boss askerlerine sesleniyor olacak şimdi. MSF'in artık ne bileyim konferans salonunda. Sabah içtiması. Ülkelerimizi arkamızda bırakacağız. Ana vatanlarımızı arkamızda bırakıp bu dünyayla bir hale geleceğiz. Bizim ülkemiz yok, felsefemiz yok, ideolojimiz yok. İhtiyaç olunan yere gideceğiz. Ülkeler için değil, hükümetler için değil, kendimiz için savaşacağız. Savaşmak için bir sebebe ihtiyacımız yok. Savaşıyoruz çünkü bize ihtiyaç var. Çaresi olmayan başkaları için son tehdit olan biz olacağız. Biz sınırları olmayan askerleriz. Amacımız içinde yaşadığımız çağ tarafından belirlenecek. Bazen kendilerimizi ve hizmetlerimizi satmak zorunda kalacağız. Eğer zamanlar böyle gerektirirse devrimciler olacağız, suçlular olacağız, terörist olacağız. Ve evet, belki hepimiz cehenneme gidecek olabiliriz. Ama bizim için buradan daha iyi neresi var? Burası tek evimiz. Hem cennetimiz, hem cehennemimiz. Burası Outer Heaven. Ve bu ekranın kırmızı olmasının bir anlamı var.
Şey, bütün hikaye boyunca dikkat ederseniz yorumlarda birisi söylemiş. Bu ana kadar hiç fark etmemiştim gerçekten. Oyun boyunca bütün kötü karakterler kırmızı renkte gösteriliyor. Bütün iyi karakterler de sarı temasıyla şey yapılıyor. Ve Big Boss oyunun sonunda kırmızı oluyor arka plan. Big Boss'un konuşmasında. Güzel detaydı. Onu söyleyen arkadaşa çok teşekkür ederim harbiden. Zaten yorumlarda dedim ben iyi yakalamışsın. Başka yakaladığın şeyler varsa da yaz lütfen yani öğrenelim. Çok hoşuma gitti, hiç fark etmemiştim. Böylece Peace Walker'ı bitirdik. Phantom Pain'in çıkmasına artık birkaç gün kaldı. Belki siz bunu izlerken birkaç saat kalmış olacak. Dolayısıyla artık daha fazla Metal Gear görmek istemiyorum bir süre. Phantom Pain'e kadar bir kova alıp kusacağım sadece. Ama çok eğlenceliydi ve Phantom Pain'den sonra MGS 2, 4, işte belki Metal Gear Rising Revengeance falan belki düşünüyorum. Dolayısıyla onlara da bakacağız. Şimdilik sizleri sevgiyle öpüyorum. Ground Zeroes yapalım mı? Ground Zeroes da yaparız. O halde bu videodan sonra Phantom Pain'e kadar bir de Ground Zeroes olacak. Ondan sonra kovayı alacağım elime. Dolayısıyla hoşça kalın. Videoyu like, mic, subscribe falan onlara böyle basmalara falan gelin. 2 saniyenizi alır. Bu Konami'nin videoları indirmesine engel olmuş olur. Of, bu video çok uzun oldu. Hadi görüşürüz, öpüyorum.